Hepinize selam olsun yine kasabalılar. Efendim bugün karşınızda top lane'de. Evet, uzun zaman önce söylediğim Ölümün Dansı Draven videosunu sonunda çekiyorum. Evet, Draven biliyorsunuz top lane'de bir yok edici. Mükemmel bir karakter. Yani hem uzak menzilli olduğu için çok büyük fark koyuyor, hem de hasarı çok yüksek. Sanki bir yakın menzilli gibi vuruyor. O yüzden dövüyor herkesi topta. Bir de üstüne Ölümün Dansı alınca sen bu karakterin zırhı artıyor, büyüdürenci artıyor. Ne oluyor? Can çalıyor deli gibi. Ölümsüz bir hale geliyor. Böyle pislik bir şey oluyor yani. Öldün. Şahane bir oyunculukla yok ettik gerçekten. Tyler Van mıyım ben, neyim kardeşim böyle? Bu oyunculuk ne böyle? Bir Draven oyunculuğu. Şimdi benim flash'ım var da bu adam üstüne sıçratmaz herhalde değil mi? Uf, hıza bak, hıza bak, hıza bak. Evet, bu son yamada gelmiş bu arada, okudum o yamayı. Herkes sövmüş bana. Abi o. Lan ya, flash bile vermeden kestim oğlum. Al bunu, koy Instagram'a montajına, LOL sayfana koy kardeşim. İşte böyle bir oyunculuktu bu. Ama bu farm kesişimi koyma. Lan ha burada. Eğer onun flash'ı yoksa kaçarım. İksiri bastım. Belki ölmem diye ama tutuştur öldük. Anla ki ama çok güzel oynadık bu arada. Mükemmeldi yani. Ne diyebilirim ki, şahaneydi. Kusursuz, mükemmel, nefis. Öyle bir oyunculuktu. Şimdi Ölümün Dansı'na gidiyoruz. Şu kız olayı çok hoşuma gitti. Bundan ayakkabı alayım. Alayım, bekleyeyim ayakkabı almayı. Bu hız geçiyor mu acaba kendi kendine? Hala hızlıyım şu an. Sonsuz bir hız var üzerimde. Lane'e gitmeyi tam 2,5 saniye kısaltıyormuş bu. Yani aynen. Yok, 2,5 saniye sürüyor herhalde. Çünkü bayağı kısa sürdü. Bitti hemen. Neyse işte. Aynı şey. Aynı muhabbet. Hızlandırıyor. Türünler bu arada saldırı devam, zafer. Efsane kan, son darbe. Kemik zır, canlandır. Saldırı gücü yapıyorsunuz, yok ediyorsunuz. Burada azimden niye gidiyoruz? Biraz daha dayanıklı olalım diye toplayın. Çünkü karakterler çok vurdukları için Draven gibi bir nişancıya tek atmasınlar diye böyle bir tercih yaptım. Rumble'ın hasarı belli olmaz. Tek atar falan, aman aman. Bir tane daha vursun, güzel. Şu Rumble'ı alayım, direkt saldıracağım. Yani çok agresif oynayacağım Draven'ı. Bu Rumble'ı paramparça edeceğiz. O farm kaçacak. Bu da kaçacak. Tamam, bunu aldık, şunu alırız. Bunu da aldık. Güzel, şu an güzel kestik farmları. W'nun sürekli gelme olayı çok güzel ya. Her baltayı tuttuğunda W sıfırlanıyor ya, aşırı güzel. Ama çok mana tüketiyor. Aşırı mana tüketiyor, o yüzden çok kullanmamakta fayda var. Oğlum bu nedir ya? Bir tane vampire as aldım. Her vuruşta 24 can geliyor. Saçmalık. Of. Uf, şu baltanın vuruşuyla 3. vuruş aynı anda denk geldi, tek attı. Güzel, şimdi adam ya base'e gider ya da kule altında ölür. Ölmeyi tercih etti. Kişisel bir tercih. Yani eleştiremeyeceğim. Çift balta yapıyorum. Güzel. Şimdi bu adamı kule altında kesiyoruz. İyi izleyin. Kuleye vuruyorum bak. Yakınlaştığı anda bam. Basit. Yani bir Draven'la bir yakın menzilliyi kesmek kadar zevkli bir şey yok bu evrende zaten. Gene kim geliyor ya? Şako'yu belki alırım. Yani gerçi şu an alamam da. Gene de ben riske gireceğim şu an. Şako reddeymiş. Lee Sin'i kesti. Lan beni pingliyorlar, Lee Sin ölüyor, ne güzel. Bak hala beni pingliyor ya. Tamam oğlum, gelsin Şako, bir kapışalım Şako ile bir. Bilmiyorum keser mi kesemez mi. Gerçi birazcık kasmış ama.
Ben base'e gidiyorum. Ayakkabıyı falan bitireceğim. Yani karşıya bakıyorum da böyle acayip bir takım. Full slow üzerine bir takım. Ayakkabıyı aslında atletik alabiliriz. Ama saldırı hızı da alabiliriz. Bu birazcık düşündürücü. Saldırı hızı mı yoksa hareket hızı mı? Hareket hızı daha iyi olur bence. Deli gibi kayıtlarız. Zaten Draven çok bir saldırı hızlı karakteri değil abi. Ben bunu net söyleyeyim yani. Draven bir vuruşta tek atayım karakteri. Yani Draven saldırı hızı hiper kerisi değil. Yani şey, nasıl diyeyim? Bunu kıyaslayacak olursak eğer, mesela bir Twitch düşünün abi. Twitch açıyor ultiyi. Ha tak 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 sıkıyor, ama Draven saldırı hızı çok fazla olursa oyuncuya sıkıntı çıkarıyor. Niye? Çünkü düşün, Draven'ın 2.5 saldırı hızın var kardeşim. Saniye başı, yani saniyede 2.5 balta atıyorsun bir saniyede. 2 saniyede 5 balta. 2 saniye içinde 5 balta sen tutabilir misin oraya? Manyak mısın oğlum? Hani zarara giriyorsun, öyle söyleyeyim. Çünkü baltayı bir kere kaçırınca gidiyor tüm hasarın. O yüzden Draven saldırı hızı yerine daha çok saldırı gücü üzerinden taşıyan bir karakter. Hani en temizi o şekilde oynanıyor Draven. Çünkü hem balta kaçırmıyorsun hem tek atıyorsun bir vuruşta. Saldırı hızı kasmak yerine saldırı gücü kasmak daha mantıklı oluyor. Yani size o yüzden saldırı gücü kasmanızı tavsiye ederim Draven oyuncularına. Bu şekilde yapın. Binalım. Yani saldırı hızı gitmeyin. Mesela statik işte hayalet dansçı falan kasacağınıza, 2-3 tane saldırı hızı mı alacağınıza, onun yerine ebedi cam biçen, yanına işte fırtına biçen falan kasın kritik olarak. Yani saldırı gücünüz fazla olur, kritiğiniz de olur bu sayede. En temizi bu yani. Farm kaçtı. İkinci olarak E mi versem W'mu çok emin değilim şu an. E'nin hasarı çok artıyor. W'nun da şimdi saldırı hızı, hareket hızı muhabbeti var ya, o güzel oluyor. Neyse ben W vereceğim. Biraz daha agresif olmak için. Bak yaklaşamıyor. Aga be. Az önce kule altına kestim ya. O günden sonra oyuna tövbe etti. Şu an şaka buraya girebilir gerçi de. Draven bence bu arada sıkıntılı bir karakter oyundaki. Yani kastettiğim şey oynanış olarak sıkıntılı bence. Çünkü baltaların düşme hizası yeterince iyi değil Draven'da. Yani tam doğru düşmüyorlar. Sen dümdüz baltaya doğru yürürsen eğer baltadan daha hızlı gidiyorsun. Yani baltanın düşeceği yerden. Herkes şey diyor. Abi baltalar şey işte hani. Senin yürüdüğün bölgeye doğru gidiyor. Tamam biliyorum onu. Ama sen dümdüz koştuğunda balta kaçıyor. Bak şimdi mesela deneyelim. Bak dümdüz koşuyorum buraya doğru. Gördün mü kaçtı. Dümdüz koşunca abi gelmiyor balta. Ve ben şu an yavaş koşuyorum bir de. Şu an atıyorum ayağı çabuğum olsa, tamam mesela örnek veriyorum ayağı çabuk. Beni hızlandıracak. Kesin kaçıyor balta. Yani bu yüzden Draven bozuk bir karakter. Güçlü olarak bozuk değil yani. Cidden bozuk, bug'lı. Yani bu karakter bug'lı. Bu bug'ın düzeltilmesi gerekiyor bence. Riot yıllardır bunu düzeltmiyor. Riot birazcık ilginç bir firma. Yani baltaya böyle bir sekerek gitmen gerekiyor hani. O baltayı yakalamak için. Düz gidersen eğer balta kaçıyor. Bu mekanik falan değil bu arada. Bu bayağı bug abi. Bu net bir şekilde oyunun bozuk olduğunu kanıtıdır yani. Az önceki örnek zaten yeterliydi bence hani. Daha fazla bir şey göstermem gerek yok herhalde diye düşünüyorum. Neyse öldü o. Tamam güzel. Ya, ölmezse ulti atacaktım da o yüzden. Bir baktım böyle, bir bekledim yani. Bir kolladım etrafı. Evet, Mion bak. Bu da bu düzeltmesi lazım. Oğlum bak. Bu hatalar artık çok batıyor bana. Nasıl diyeyim? Hani beni sen LoL'e karşı şey yapan bir durum bu. Çok rahatsız eden bir durum. Yıllardır oynuyorum şunu. Yıllardır şunlar var abi. Yani Mion blok niye var oğlum? Böyle bir mekanik niye var ya? Bak bunu kaç videodur isyan ediyorum. Belki 15-20 videodur söylüyorum bunu. Mion blok niye var abi oyunda? Niye böyle bir mekanik var ki yani? Ne gerek var minyon blok denen bir şey? Yani oyuna ne etki ediyor? Yani iyi, olumlu yönde söylüyorum hani. İşte oyuna farklı bir hava katıyor ve oyuncuların mekaniklerini zorluyor falan mı diyeceğim? Hayır değil abi. Bok gibi bir mekanik yani. Cidden bu arada hani. Bu nasıl bir ulti lan? Beni kaçırmak için cidden böyle bir ulti mi attın? Ne vurdun? Kaçırmak için değilmiş. Şako abim gelmiş. Öyle yani anlayacağınız. Bir gün böyle bir, harbi lan böyle bir video yapayım mı? Bu video 10.000 like gelirse yapacağım hadi. Çünkü çok uğraştıracak bir video olacağı için montajda falan. 10.000 like yaparım. Yoksa yapmam. Uğraşamam yani kardeşim.
Ama 10.000 like board güzel like sayısı. Güzel de bak damage yemiyorum. Çok iyi. Yani damage yiyorum da işte vampir yasa iyileştiriyor falan filan. Şimdi ölümün dansına ölecektim, baktım ölümün dansı yok. Birazcık üzüldüm orada. Şu ölümün dansı bitsin artık. Bitsin artık bu çile. Ultiyi geri çekmek çok uzun sürüyor. Bu da bir hata falan diye yapıyorum. Tamam, bu bir mekanik, bunu kabul ediyorum. Neyse base'e gidiyorum artık. Bitti. Ölümün dansı bitti. Artık yani ölümün dansının bitişiyle şu anda bu adamın işi de bitti. Çünkü beni öldürme şansı şu an sıfır artık. Büyü direncim var. Yani zırhım var şu an. Şako da gelse 2v1 alırım ben bunları. Ebediye gideceğim. Lan kanlı kılıcı alsam var ya, biliyorsun. Ne avradını. Üf. Ne hasar çıkarırım ne iyileşirim ama gerek yok. Bang. Kavra bele vur. Benim işim bu veren. Taklitlerimden sakının. Oha. Şu an bir vuruşa tek atıyorum lan büyücü farmlara. What? İşte ölümün dansının gücü demiştim size, anladınız mı? Hangi item tek at? Onu tamam, bu miskirik bu Mio blok değildi. Birazcık Mio blokta da vardı bunda. Bunda onu ben gördüm. Ben gördüm o şeyi gözlerinde. Bir de Draven sabit durduğunda baltalarının hep olduğu yere düşmesi gerekiyor. Fakat şöyle bir durum oluyor. Çok uzun süre sabit durursan eğer baltayı artık sağa sola atıyor bilerek. Yani uzun süre Draven oynadım ben o yüzden ADC olarak. Öyle bir olay da var yani, sabit dursam bile artık bir yerden sonra sana düz atmıyor baltaları. Mesela şu an sabit durarak keseceğim bunları, iyi izleyeyim. Bir yerden sonra baltayı sağa sola atacak. Bak hiç dokunmuyorum, gördün mü, sağa attı, balta kaçıyor sonra. Bak kaçtı. Hani düz duruyorsam niye baltayı sağa sola atıyor? Beni yürütmeye çalışıyor bilerek sağa sola. Yürümek istemiyorum kardeşim, ben düz durarak vurmak istiyorum belki. Belki olsa da baron falan kesiyorum, niye yürümek isteyeyim ki? Bu da mesela oyunun boktan bozukluğundan birisi. Tamam, bu mekanik olarak eklenmiş de bu bozukluk değildir benim tahminimce. Ama saçma bir mekanik. Niye böyle bir mekanik var? Yani kardeşim yürümek istemiyorum, sabit vurmak istiyorum ya. Bak ne güzel vuruyor şu anda ama sonra bir yerden sonra hop atıyor sağa sola. Aa, kim gelmiş? Evet, peki niye böyle bir şey yaptın? Hadi gel ben seni birazcık öldüreyim. Bak ne zaman geri kaçtı. Küçük bir tavşan gibisin Pyke. Can fulleme hacık devrede. Yani şu an hiç kimseden korkum yok, o yüzden rahatça takılıyorum burada. Yani Pyke kardeşimiz birazcık delikanlı olmaya çalışan bir kardeşimizdi, öldü. Top kulesini açacağım ya. Karşıda kim kasmış? Herkes normal aslında yani. Herkes bir ufaktan kasmış. Güzel. Bu oyun uzar. Ben bu oyun size bol bol Draven hissi veririm. Gel gel gel, kapışalım gel. Gel gel, korkma demirden, korkma. Ya ölümün dansından daha iyi bir item varmış oyunda. Söyleyin lan bana ha. Hadi söyle de ki şu item daha iyiydi. Hayır değil o item. Boş, yanlış düşünüyorsun. Sonra Pyke. Sonra. Abi ölümün dansı yani. Anladın mı? Bitti bu defter, level up Vigo.
Ama cidden Bitem'in hem saldırı gücü hem zırh hem direnci hem can çalma hem cooldown vermesi bence çok güzel bir miktar. Çok güzel bir şey. O yüzden yani ne diyebilirim ki abi. Hazır gelmiş çekelim çünkü yakında gider bu itemler yani. Onlar gider biz kalırız. O yüzden bunlarla son anlarımızı iyi çıkarmalıyız. Doğru değil mi? Yani söyleyin reisler. Ya öldüm. Seni bozayım ben ötünü de. Hop öldüm. Sıra sende oç. Şu gerçeği. Şimdi Pekşako aynen oraya gitti. Öldü. Neyse öl. Pasifini de öldüreyim senin. Ne pasifi ya? Ultisini de öldürelim hızlıca. Yani her şeyini öldürürüm kardeşim. Ultini öldürürüm, seni öldürürüm. Aileni öldürürüm. Nasıl sevdiğim bir kelime ya. Evet birazcık ilginç. Ama bilmiyorum hani herhalde birine verilebilecek hani en büyük zarardır böyle, değil mi? Hani böyle daha üstü yok hani seni öldürürüm falan. Okey bro okey ama aileni öldürürüm onu. Ne avradın? Yapma onu. O sıkıntı biraz. Öyle ilginç bir kelime yani. Yani tabii ben trollüne falan söylüyorum bunları şey yapmayın da. Mesela La Casaba ailemizi öldürüyor La Casaba rakiplerinin ailesini öldürmek istiyormuş Şaka. İşte oyundaki şeyler işte Allah Allah. Draven burada Levok'lara balta atıyor bir şey demiyorsunuz. Lan ben niye kendi kendime tribe girdim ki Allah Allah. Kimse bir şey demedi. Ama derler diye kardeşim. Onunla 931 vuruyorum. Ne oluyor? Yok nerf. Ne olur nerf. Hadi kritik kaç vuracak? 1100. Evet. Çok iyi. 2.5 itemle bu hasar. Ayakkabıyı saymıyorum. 2.5 itemle. ...915 vuruyorum. Bir de kritik vursam var ya yarı candan fazla vururum ha payka şu an. Uf, tek atıyorum artık. Tek atıyorum her şeyi. Öldü. Bana can lazım. Canım fullendi iki vuruşa. Çok iyi. De bunu hiç beni bir şey yapıyor. Endişelendiriyor. Bak yine beni çekti ya. O da benim oldu. Ah! Lan havada tam vuruyordum. Ultiyi yedim ya. O da ölecekti. Ben de ölecektim, o da ölecekti ama. Neyse tamam, can biçen de bitti. Yani şu anda ne oldu biliyor musun? Deli gibi saldırı gücüm, deli gibi kritiğim oldu. Biraz daha kritik kasacağım ben. Hani hayalet dansı çalmak istemiyorum çok ama alsam çok ölümsüz olurum yani. Kalkanım da gelecek üstüme çünkü. Kritik olarak ne alsam? Fırtına biçen mi alsam? Hayalet dansı mı? Kastettiğim saldırız mantığı bu arada. Yani bir tane falan saldırız item almak kritik olarak. Çünkü çok fazla alırsanız eğer gereksiz fazla saldırız oluyor. O yüzden yani mesela alırsam bir tane alırım saldırız olarak. Yani şu an hayretten size her türlü alacağım şu anda ben. Çünkü oyunda 3 tane saldırı gücü kritik eşyası var. O yüzden 4 tane yok. Olsa öyle yapardım ama. Önce hayretten size alsam, önce bunu alsam, onu düşünüyorum şu anda. Fırtına biçen alsam bunu neyse önce bunu yapalım hadi. Çünkü kalkan verdiği için böyle yapacağım. Sonra fırtına biçen gideceğim. Fırtına biçen de statik açarsanız eğer daha fazla vurur. O elektrik hasarı ama. Şöyle bir durum var. O zaman dayanıksız hale gelirsiniz. Sıkıntı olur. Zaten karakter AD carry olduğu için hasarı güzel yani. O yüzden bence hasara ihtiyacı yok yani statiğin hasarına. Elektrik falan vurmuş öyle birazcık. Yani bunlar ufak şeyler. Önemli değil. Daha vizyonu geniş tutmak lazım. Ejder alacağım ya. Alamadım. Fuck. Vurdu. Birazcık üzdü. Şaka bunu çalar bu arada ben şu an girersem. Öyle bir şey yapmayacağım o yüzden. Ama takım yapmak istiyor. Yapma. Şaka
Çek şunu ya. Öldü. Artık full kritik vurduğum için. Oha kuadra attım lan iki vuruşa. Bu ne kardeşim penta. Penta sal. Please. Neredesin Rumble? Bebeğim neredesin? Ya işte ölümün dansı kuadra attırıyor gördüğünüz gibi. Alın bunu kuadratın. Bin bin vur yer vuruşum bunu lan. Adam AFK ne pentesi. Harbi mi AFK mı? Vay amık. Ruhum bile duymadı. Rumble'ın AFK aldığını. O kadar yokluğunu hissetmiyorum ki. Ne oldu şimdi? Bana biri vurdu. Çok güzel can çalıyorum şu an bir vuruşta. Bak ya. Heh, 326. Huhu, süperdi ya. Süper maçtı. Çok hızlı ve çok iyi maçtı yani. Hızlı gelişti her şey ve çok fazla vurdum. Çok fazla kill aldım. Çok iyiydi. Bitti. Bitti. Kuadramızı attık. Ölümün dansının gücünü gördünüz. Az sohbet ettik, muhabbet ettik. Güzel 10 numara maçtı. 10 numara video oldu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir, eğlenmişsinizdir ve Draven hakkında az buçuk bir şeyler öğretmişimdir size umarım. Alttan videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorumlara farklı farklı video fikriniz varsa eğer yazmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.